Merhaba herkese. Anjiyo masamızda portal veni tıkalı olan bir hastamız var. Genç bir hasta varsa. Portal ven karaciğeri besleyen bir damar. Aslında bir toplar damar ama bağırsaktan gelen besinleri karaciğere götüren damar. Portal ven bazen tıkanır ve buna portal ven trombozu adı verilir. Portal ven trombozu ile ilgili önemli olan şey şu. Yıllardan beri hiçbir şekilde açılamayacağı düşünülen bir damar. Ama şu anda biz anjiyo ile portal veni açma girişimindeyiz. Basınç ölçümleri için bekliyoruz şu anda. Portal ven trombozu ne tür bir hastalık? Bir toplar damar pıhtılaşması. Bacakta, kolda olduğu gibi ama bu karaciğerin besleyici portal damarında. Burası tıkandığı zaman ne oluyor? Erken dönemde bağırsaktan gelen kan karaciğere giremiyor ve bağırsakta ciddi sorun yaratabiliyor. İlk dönemde, ilk birkaç gün içerisinde bu hastalarda bağırsak enfarktı veya gangreni olabiliyor, ameliyat gerekebiliyor. Bağırsağın bir kısmı gangrene gittiği zaman bağırsağın bir kısmının çıkarılması gerekebiliyor. O kısmı gerçekten tehlikeli. Onun dışında hastaların çoğu bu dönemi kolaylıkla atlatıyor, hastaneye yatıyor. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyor ama ondan sonra da portal hipertansiyon diye bir şey oluyor, bir hastalık oluyor. Bu nedir? Dalak ve bağırsaklardan gelen kan portal damar aracılığıyla karaciğere gider ve oradan kalbe geçer. Şimdi bu damar tıkandığı zaman dalaktan gelen kan rahatlıkla gidemez, bağırsaktan gelen kan rahatlıkla gidemez. Yani onlarda bir hipertansiyon olur. Buna portal hipertansiyon diyoruz. Portal hipertansiyon uzun dönemde çok ciddi sorunlu bir hastalık. Çünkü dalağın çok büyümesine yol açar. Dalak büyüdüğü zaman trombosit dediğimiz bir kan hücresinin azalmasına yol açar. Ama en önemlisi muhtemelen yemek borusu ve mide kısmında varisler oluşturabilir. Ve bu varisler kanama yapar. Bunlara mide kanaması diyoruz. Ama tabii her hastada bunlar olmaz. Tüm hastalıklarda olduğu gibi hastalık bazen çok yumuşak geçer, bazen orta sertlikte geçer, bazen ise şiddetli geçer. Şiddet ne kadar çok pıhtının olduğu, ne kadar çok damarın tıkandığı ile ilgili. Bu hastalarda portal hipertansiyon geliştiğinde ve sık mide kanamaları olduğunda gastroenteroloji uzmanlarımız endoskopiler yapar, bu varisleri bağlar ama bunlar tekrarlayabilir. O kısmı birazcık zorlu bir süreç. Hastalar için de zorlu çünkü bazen yılda 2-3 kere mide kanaması geçirebiliyor. Peki bunu gidermek için değişik yöntemler var ama bunların hiçbirisi damarı açmaya yönelik değil. Bu hastalara bazen karaciğer nakli önerilir. Aslında karaciğerleri bu hastaların iyidir ama bu portal hipertansiyon gerçekten çok büyük sorun yaratıyordur ve damarla beraber karaciğerin değişmesi gerekebilir. Burada en önemli tedavi aslında bu damarın açılması ve yıllardan beri hani bu damarın açılmadığı bilinir. Bu tüm doktorlarımız arasında da böyle bir görüş var. Ama son yıllarda bu damar içi tedaviler geliştikçe portal damarın da açılması daha mümkün hale geliyor. Biz bu işi yaklaşık 20 yıldan beri yapıyoruz ve her geçen sene başarı biraz daha artıyor. Ancak şunu söylemek lazım. Her portal ven tıkanıklarının açılması gerekmiyor. İki, gerçekten zorlu bir tıkanma. Bu tıkanmanın açılması bazen karaciğerin içinden, bazen dalağın içinden girmek gerekebiliyor. 2-3 saat sürebiliyor ve hastaların bir kısmında başarısız olabiliyoruz. Ama bir kısmında da başarılı oluyoruz. Bu damar açılıyor. Bu damarın açılmasıyla demin bahsettiğimiz portal tansiyon azalıyor, dalak küçülebiliyor. Bu kanamalar tamamen kaybolabiliyor veya çok ciddi azalabiliyor. Biz bu hastaları mutlaka gastroenteroloji bölümüyle, zaman zaman cerrahi bölümüyle beraber değerlendirip ortak bir karar alıyoruz. Ve 2-3 saatlik bir işlemden sonra başarılı olduğumuz zaman da seviniyoruz. Bu hastamızda şu an basınç ölçümlerini yapacağız ve ilerleyeceğiz. Açılabilirse bu şikayetleri muhtemelen gerileyecek veya tümüyle kaybolacak.